Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır, içi yumuşacık, pratik ve çok lezzetli hamsi tava tarifi vereceğim. Hemen yapına başlıyoruz. Öncelikle pazardan hamsi aldım, yaklaşık 1 kilo kadar. İçini güzelce temizleyip yıkadıktan sonra suyunu süzdüm. Sonrasında karıştırma kabıma aktarıyorum. Hemen sonrasında üzerine tuz ilave ediyorum. Ardından mısır unu ilave ediyorum. Ve şimdi hamsilerimizi çok böyle hırpalamadan, çok ezmeden dikkatli bir şekilde karıştırıyoruz. Tuz ve mısır ununun her tarafa yayılmasına dikkat edelim. Bakın güzelce karıştırdım. Tabağımın üzerine aldım. Şimdi dizmeye başlayacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi hamsi tava tavam var. Kapaklı. Şöyle göstereyim. Tavası da geniş ve ince. Bu şekilde oluyor. Üzerine az bir miktar yağ gezdiriyorum. İster ayçiçek yağı, ister zeytinyağı kullanın. Fark etmez. Tercihi size kalmış. Sonrasında hamsilerimizi diziyoruz. Tam böyle kenar kısmından dizmeye başlıyoruz. Yan yana gelecek şekilde. Bu arada eğer hamsi tavanız yoksa sorun değil. Bu şekilde normal, geniş ve ince bir kızartmalık tavanız varsa bu şekilde de aynı işlemi yapabilirsiniz. Hamsilerimizi yan yana boşluk kalmayacak şekilde diziyoruz. Bakın çok pratik, böyle üst üste hızlı bir şekilde yapıyoruz. Tabi burada biraz videoyu da hızlandırdım. Sıkılmamanız için. Yalnız dizimi çok pratik, çok kolay. Bir zorluğu yok yani. Hamsinin kuyruğundan tutup üst kısmını yukarı gelecek şekilde dizdik. Sonrasında kenarları tamamlandıktan sonra ortasına da aynı şekilde devam ediyoruz. Aklınıza takılan soru, herhangi bir şey olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz. İlk görüşte geri dönüş yapıyor oluyorum her zaman. Son olarak tam orta kısmı, iç kısmını da düz bir şekilde bırakıyorum. Tavamı ocağın üstüne aldım. Üzerine çok az bir miktar tekrardan yağ gezdiriyoruz. Öyle bolca yağda kızartmıyoruz yani. Ara sıra bu şekilde tavanızı sallamayı ihmal etmeyin. Ve kaşık yardımıyla şöyle kenardan alt kısmını kontrol ediyorum pişip pişmediğini. Çok da böyle yakmak istemiyorum çünkü. Fazla çıtır olunca hamsinin tadını alamıyorsun. Bu yüzden orta dereceli pişmiş bence her zaman daha lezzetli oluyor. Şimdi arka tarafı pişti. Bu yüzden kapağını kapattım. Ve bir tane kaseye fazla yağını alıyorum. Neden? Ki çevirirken eğer yağını boşaltmazsanız çevirirken eliniz yanar yağdan. Bu yüzden yağını bir tane kaseye aldım ve çevirdim. Bakın pişmiş olan kısmı çok güzel görünüyor şimdiden. Ve diğer pişmeyen tarafını da kapak kısmından dikkatli bir şekilde tavama aktardım. Tavadan ayırdığımız yağı tekrardan geri üzerine gezdiriyorum. Bu kadar pratik. Aynı şekilde sık sık böyle tavanızı sallamayı unutmayın. Kontrol ediyorum. Diğer tarafı da pişmiş. O yüzden kapağını kapattım ve hamsi tavamı servise hazır hale geldi. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Çok kısa sürede hazırlanıyor. Ve çok lezzetli.
Dışı çıtır, içi yumuşacık, mis gibi oldu. Şöyle bir iki tane de alacağım size göstermek için. Bakın tuttuğum gibi hemen dağılıyor. Gayet iyi pişmiş, olması gerektiği gibi. Kılçığı da hemen ayrılıyor. Şöyle bir tane alıyorum. Ve tadım yapıyorum. Gerçekten çok lezzetli. Çerez niyetine bol bol yenilebilir yani. Mutlaka tavsiye ediyorum. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.